İnsanlığın Ay'a ayak basmasının üzerinden 53 yıl, NASA'nın Mars'ta su bulmasının üzerindense 14 yıl geçti. Uzay alanında bunlar yaşanırken, Anadolu'nun bir şehrinde bir öğretmen sessiz sedasız çocuklara uzay sevgisini aşılamaya çalışıyordu. Adı Erdinç Erdem Bakkal. Kendisi fen bilgisi öğretmeni. Şırnak'ın Uludere ilçesinde görev yapıyor. Şırnak'ın sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerindeki çocuklara bilimsel düşünme becerisi kazandırmak, çocukların bilim eğitimini ve astronomiye ilgisini arttırmak ve merak duygularını uyandırmak amacıyla köy köy gezerek astronomi ve fen bilimleri etkinlikleri yapıyor. Görev yaptığı okulda kurduğu uzay sınıfından bölgedeki okullarda öğrenim gören çocukların da yararlanmasını sağlıyor. Üçtepe Ortaokulu'na ilk geldiğimizde buradaki öğrencilerimizin motivasyon eksikliğini fark ettik. Ve tabii ki müdürümüzün de bize destek olmasıyla, onun da bir şeyler yapmaya çalışmasıyla, bize verdiği destekle beraber devamında da neler yapabiliriz'i araştırmaya başladık. Daha sonrasında öğrencilerimizin dikkatini çekebilmek için astronomi alanında yatkınlığımdan dolayı bir gözlem geceleri düzenlemeye başladık. Daha sonra dedik ki bir sınıfa çevirelim bunu. Uzay ve fen sınıfımızı oluşturduk. Uzay ve fen sınıfımızda istedik ki burada fen malzemeleri, fen deneyleri ya da fen içeriklerinden daha çok çocuklar buraya girdiklerinde hayal güçleri gelişsin. Onların başka bir dünyaya adım atmasını aslında burada istedik ve sonunda da bütün öğretmenlerimiz ve hatta öğrencilerimizin de katkısıyla böyle bir sınıfı oluşturma fırsatı yakaladık. Ve devamında da yine destekler geldi, bilgisayarlarımız geldi, masalarımız geldi. Şırnak'ta bilimin yeniden doğması için kolları sıvayan Erdinç Erdem Bakkal, teorik eğitimin yanı sıra gözlem ve deney yapmanın önemini vurgulamak üzere topladığı bireysel ve kurumsal bağışlar sayesinde bir uzay sınıfı oluşturdu. Ortaokul öğrencilerinin yanı sıra ilkokul ve ana sınıfı düzeyinden de çocukların bu sınıftan yararlanmasını sağladı. Sınıf, Erdem öğretmen ve okuldaki diğer öğretmenler sayesinde bir bilim merkezine dönüştü ve bölgedeki okullara ev sahipliği yapmaya başladı. Erdem öğretmen, ulaşım imkanı olmayan uç köylere de ziyaretler gerçekleştirdi. Çocukların etkinliklerden yararlanmasını sağladı. Tüm bunların gerçekleşmesi için ön ayak olan Erdinç Erdem Bakkal'ın en büyük motivasyonuysa öğrencilerinin bilime karşı olan ilgisi oldu. Motivasyon konusunda da şöyle söyleyebilirim. Benim ne bir cezayla yaptığım işten vazgeçme gibi bir huyum var, ne bir ödülle de yapmayacağım bir işi yapma durumum var. Aslında içten kendi motivasyonumu sağlıyorum. Aslında öğrencilerimizin gülüşleri, bir bakışı, hatta şunu ben şimdi anladım. Yani biz burada güneşin bir yıldız olduğundan bahsediyoruz. Güneşin üzerindeki lekeleri görüyor öğrencilerimiz ve bunları etrafında ailelerine koşup anlatmak istiyorlar. Bu benim bütün motivasyonumu sağlayan şey aslında öğrencilerin yüzündeki ifade diyebilirim. Üçtepe İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri Erdem Erdinç Bakkal buraya birlikte geldiğim, yani geldiği 4 yıldır bu uzay sınıfını yaptı. Çocuklar burada hem uzay sınıfında ya da dışarıda da aynı şekilde teleskopla çocuklara geceleri gelerek ayı, ondan sonra Jüpiter'in hareketlerini göstererek bunlara bir somut yaşam örnekleri sundu. Bu da çocuklar üzerinde büyük bir etki gösterdi. Yani çocuklar televizyonda gördükleri ya da kitapta okudukları ezber bilgiler dışında, yani birebir gözlemleyerek, görerek daha kalıcı, öğrenici bilgiler elde ettiler. Sınıfımızdaki bir sözden de bahsetmekten edemeyeceğim. Bilim ve sanat itibar görmedikleri toprakları terk eder diyoruz. İbn-i Sina'nın sözü. Biz projemizi yazarken de Şırnak'ta bilim yeniden doğuyor diye. Çünkü eskiden bu topraklarda doğdu bilim. Mezopotamya topraklarında doğdu. Biz şu an biraz kaçırmış olsak da onu geri çağırıyoruz. Erdem öğretmen, Şırnak'ta öğretmenliğe başladığı günden bu yana 15 okulda 3000'e yakın çocuğa ulaştı. Öğrencilerin bilim eğitimine ve astronomiye olan ilgilerini artırarak merak duygularını uyandırdı. Sosyal becerilerinin artmasına yardımcı oldu. Şırnak'taki çocukların hayatlarına dokunarak gelecekte unutamayacakları kocaman bir fark yarattı.